Şimdi bu Ağlat fotoğrafı dedik ya, hani beş benzemez gibi diyor. Siz de Hüdafar'dan bahsettiniz. Aslında burada tabii ki pragmatizm var. Çünkü demin dediğim gibi toplumsallaşamayan ve toplumsallaşmış siyaset üretemeyen AK Parti böyle transferlere veya böyle vekillere başvuruyor. Yani daha dindar seçmene ulaşmak için yeniden Refah'ı yanına çekerken, Kürt siyasetine ulaşmak için Hüdafar'ı yanına çekiyor veya onu orada yeşertiyor. Veya yeri geldiğinde dışarıdan... Kürt siyasetine kayyum atıyor aslında. Ya da evet, o da var. Tam Hüdafar'ı. Evet. Tam dışarıdan. O yüzden yeşertiyor kelimesini kullanmıştım. Onun dışında ya da işte bir siyasetçi sevilmeye başladığında hemen merkez sağda veya işte AK Parti'yi bölebilecek bir siyaset ürettiğinde transfer ediyor. Zamanında Süleyman Soylu'ya yaptığı gibi. Ben bunu... Numan Kurtulmuş. Evet, ya da Numan Kurtulmuş. Bunu şuna benzetiyorum. Çok vahşi kapitalizm içerisinde büyük bir teknoloji şirketinin yaptığı davranışlar gibi. Mesela bu büyük teknoloji şirketleri rakiplerini satın alır, rakiplerini batırmaya çalışır, regülasyonlara karşı çıkar. Piyasanın hakimidir ve hakim olmaya ama devam eder. Ama yasalar çerçevesinde yapar. Burada her türlü belden aşağı mübah. Her şey mübah şu an. Orada teknoloji şirketi dememin sebebi de şu an teknoloji şirketlerini denetleyen yasalar olmadığı için, hani halihazır oluşmadığı için bayağı böyle bütün alanı tek başına domine etmeye çalışır. AK Parti'de vahşi kapitalist içerisinde bir şirket gibi davranıyor. Hiçbir rakip istemiyor. Bütün dostlarına kendisine tabi olmasını istiyor ama bunu kendi özerkliğini ve otonomisini verme pahasına yapıyor. Demin anlattığım sebeplerden ötürü. Tekrar oraya girmeyeyim. Şimdi burada dediğim gibi yeni bir, dedim ya beş benzemez nasıl birer oluyor? Çünkü burada yeni bir yerli ve millilik var. Mesela burada bir makbul vatandaş yaratıldı. Yani bir makbul vatandaş kriteri. O makbul vatandaşın içerisinde değilseniz siz gayrimilli ilan ediyorsunuz. Bu arada kendim de hani Müslüman bir aileden gelen, gayet muhafazakar bir aileden gelen biri olarak söylüyorum. Ama burada hani Anadolu'da işte bir Türk Müslüman muhayyel kimliği var. Bu muhayyel kimliğin içerisine girmeyen herkes bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olamaz veya muteber bir vatandaşı olamaz. Onların öngördüğü yaşam tarzında yaşayacaksın. Onların öngördüğü davranışları barındıracaksın. Onlar gibi seveceksin, onlar gibi davranacaksın, onlar gibi yatıp kalkacaksın. Bunları yapmadığında muhtemel olmuyorsun. Toplumun tabii ki kendince bir ortalama değerleri var ama bu kadar ayrıştırıcı ve bu kadar ayrılıkçı kimliklere sahip değildi. Bu kadar dayatılınca toplumda bir reaksiyon oluştu. İşte burada ilk makullük tırnak içine söylüyorum bütün bunları. Türklük, Müslümanlık, Sünnilik üzerinden çiziliyor. İkincisi bir lider kültü var. Bu lider kültünü benimseyen ve onun bayrak taşıyıcısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an Türkiye'deki büyük sağın lideri olmuş durumda. Büyük sağın lideri ve etrafında da diğer sağ partileri almış durumda. Üçüncüsü burada bir devlet bekası. İşte yerli ve millilik, devlet bekası, devletin çıkarları, işte bölünmez bütünlüğü, bu bölünmez bütünlüğe karşı olanların hain ilan edildiği bir tablo var. Özellikle işte Suriye operasyonları, iç siyasette Kürt meselesi. Bunun üzerinden toplum müthiş derecede bölünmüş durumda. Hüdafar yani milli, biz gayrimilliyiz. Öyle yani. Öyle bir noktaya geldik. Evet. Hüdafar. Tamam mı? Yani bir de ilk dört maddenin tartışması mı demek lazım? Sayın Vekilim, şeriat, özür dilerim. Şeriatla yönetilen bir Kürdistan isteyen Hüdafar milli, biz gayrimilliyiz yani. Diğer işte muhalefetin diğerleri işte. Böyle bir hal var yani. Evet. Biz bunu rasyonel gerekçelerle anlatmaya çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz hal öyle bir rasyonel bir hal değil yani. Bir ilk dört madde Yaşar Bey. Evet, anayasanın ilk dört maddesi yani sanki o da... Sayın Başkanım, yeni rejimin formatı bu. Evet. Yani bunun için o olmam bu olmam. Tamam, bu rejime tabiysen en komünist olabilirsin. Rejimi bozmak lazım. Şimdiki o bile DSP üzerinden olmadı mı yani normal şartlar uzlaşmayacak Atatürkçü ve sol olarak adlandırdığımız partiydi. Bir iki tane sol parti de dahil oldu tabii. Evet. Tabii bu Hüdafar meselesi dışarıdan bakıldığında bir çelişki gibi geliyor ama aslında... Cumhur İttifakı içerisinde şöyle bir mantığı var. Hani açık konuşalım. Özellikle 2015-2016'dan sonra Cumhur İttifakı'nın kurulması iki şeye dayanıyordu. Birincisi HDP'nin barajı geçmesi. İkincisi 15 Temmuz'da Fethullahçı Hareket'in yaptığı darbe girişimi. Orada AK Parti MHP ile bir araya geldi. MHP HDP tehdidini güçlü bir tehdit olarak görüyordu. Siyaseten dışarıda bırakmak istiyordu. AK Parti ise FETÖ tehdidini güçlü bir tehdit olarak görüyordu. Burada çıkarlar birleşti ve Cumhur İttifakı kuruldu. Dolayısıyla HDP'yi dengeleyici bir faktör olarak Hüdafar sistemin içerisinde. Tamam da ve, yani bu yerlilik ve millilikle olarak bize satılıyor ya. Esas onu en azından bu yalan bir ilginç var burada diyelim yani. %05'ten gelip orada bambaşka bir şey de var. Şöyle, yani orada bir çıkar birlikteliği var ama hani bunu yerlilik ve millilik olarak satılıyor olmasına en azından. Ama işte hani, bu bir söylem zaten. Hani ben o söylemin kendisinden anlayamadım. Nazım Hikmet'in şiirine yani Hüdafar'ın söylediği her şeyi, herhangi birini siz siyasetçi olarak söyleseniz sizin başınız belaya girer yani. Evet, bu arada çok doğru. Yani orada da her zaman hukukun nasıl tarafkeli bir şekilde kullanıldığının altını çizmek lazım. Şimdi bütün bunlar, sizin sorunuza da geleceğim.
Çünkü benim bir itirazım da var. Belki o başka bir tartışma başlatır. Hani merkez sağ tartışması var işte. Merkez sağ olacak mı, olmayacak mı? Uzun uzadıya analiz etmeye gerek yok ama şimdi merkez sağın Türkiye'de önemli olmasının sebebi ve 1950'den itibaren işte Demokrat Parti, ondan sonra Adalet Partisi, ANAP, DYP gibi partilerle Türkiye yönetmesinin sebebi aslında birkaç noktaya dayanıyor. Birincisi bir tampondu. Mevcut rejimle işte asker, orada büyük ve yüksek yargı kurumları, üniversitelerde oluşmuş yüksek siyasetin bir tarafıyla toplum arasında bir denge oluşturuyordu. İkincisi Cumhuriyet rejimlerine ve devrimlerine karşı olmayan fakat kendi kişisel hayatında muhafazakar bir yaşam tarzına sahip olan, yeni reformlara ve devrimlere ise soğuk bakan, çok onları toleransla karşılamayan vatandaşın siyasi temsiliyetini oluşturuyordu. Ve tabii ki bir soğuk savaş dönemi vardı. Bu soğuk savaş döneminde batıya Türkiye'yi angaje eden ama aynı zamanda kalkınmacı siyaseti üreten bir yapıydı merkez sağ. 90'larda siyasi istikrarsızlıklar DYP ve ANAP'ı tarihin ne diyelim başka bir noktasına gönderdi ve oradan AK Parti çıktı. Zaten AK Parti'nin uzunca bir süre iktidarda kalmasının sebebi de ekonomik ve siyasi istikrarı sağlayabilmesiydi. Şimdi özellikle 2015-2016 sürecinden sonra hem toplumsal istikrarsızlık hem güvenlik istikrarsızlığı hem de 2018'den sonra ekonominin iyice bozulmasıyla işte bir merkez sağ denemesi oluştu. İşte mesela İyi Parti'dir, Deva Partisi'dir. Bu gibi iddialarla merkez sağ canlandıracağız veya AK Parti'nin erken dönemine geri döneceğiz iddiasıyla siyasete geldi ve tutmadı. Neden tutmadı? Buradan şu an teğmenler sorusuna geleceğim. Hı hı. Çünkü merkez sağ merkez yapan şey o zaman için bir tampon görevi gördüren, toplumda bir karşılık yaratan şey yine böyle kaba tabirle işte rejimin hakim olduğu düşünen seküler Atatürkçü yapılarla daha muhafazakar değerlere sahip olan halk arasında bir tampon görevi görmesiydi. Fakat mevcut rejimin yeni bir vesayetçi yapıda olduğunu söyledim ya. Bu mevcut rejimin yeni vesayetçiliği otoriterliğe, merkeziyetçiliğe, milliyetçiliğe ve muhafazakarlığa dayanıyor. Dolayısıyla zaten o merkez sağın kendisi hem iktidarın kendisi, devletin kendisi olmuş durumda. Hayır. Ve aynı zamanda... Oraya itirazım var. Tamam. Siz oraya şöyle itirazım var. Hemen çünkü isterseniz şey yapın şöyle. Yine tampon görevini merkez sağ siyaset görür. Aynı dediğiniz gibi merkez sağ iki sütun üzerindeydi. Bir tanesi evet Cumhuriyet'in değerleri ve kuruluş değerleriyle hiçbir sorunu olmayan, tereddütsüz oraya bir sadakati var. Hem de muhafazakar, mütedeyyin, toplum kesimlerinin bütün hassasiyetlerini barındıran. Şimdi daha önceden nasıl bir tampon görevi görüyordu? Daha böyle işte devleti temsil eden, daha seküler alandan, devlet alanından... O muhafazakar toplum kesimlerinin ya da mütedeyyin toplum kesimlerinin alanlarına bir müdahale var gibi bir hissiyat vardı ya. Orada tampon görevini görüyordu. Yine merkez sağ, yine bu iki şey üzerinde ya sütunu. Bu sefer tam tersi bütün muhafazakar alanlardan gelen özgürlük alanlarını daraltıcı müdahaleye karşı bu sefer Cumhuriyet'in değerlerini, tamam mı, kurucu değerleri çok öne doğru çıkartarak yine tampon görevini görecek. Tam yani görecek. Bir önceki ise eski klasik merkez sağdaki yani biz aynı söylemleri söyleyelim. 1900 işte Özal döneminden Demirel döneminde daha önce Demokrat Parti Menderes dönemindeki söylemlerle merkez sağ yeniden inşa edilsin değil. Merkez sağ esas temel meselesi hem cumhuriyetçi cumhuriyetin ve cumhuriyetin değerlerini kazanımlarını bir sütun olarak ve bunlara sahip olduğu yani iki ana sütun üzerine ya merkez sağın siyaseti. O zaman daha çok muhafazakar değerleri toplumu muhafazakar mütedeyyin hassasiyetlerini daha çok ön plana çıkararak devletin devletten gelen bu seküler taraftan gelen baskılara daha da diyelim onların özgürlük alanlarını daraltıcı müdahalelerine tepki gösteriyordu ve tampon görevi görüyordu. Şimdi yine tampon görevi görecek ama bu sefer ters alandan. Yani Cumhuriyet'in değerlerini, kazanımlarını öne çıkartarak muhafazakar alandan gelen bütün toplumun özgürlük alanlarını daraltan müdahalelerine karşı tampon bölgesi görecek. Dilini düzeltecek, dilini değiştirecek ama ilkelerinde, ana ilkeleri sabit kalmak kaydıyla yine Türkiye'nin siyasetinin dengesini oluşturacak alan bu merkez sağ siyaset alanının tekrar toparlanması, tekrar canlanması. Ama dediğim gibi yeni formatla, yeni formatla toparlanacak ve tekrar bu tampon görevini görecek ki Türkiye siyaseti böylelikle dengeye gelebilsin.